Sevgili Go Flamingo müdavimleri. Size 20. yıla yaraşır bir haberim var. Biz Deniz'le sevgili olduk. Vallahi olup lan. Konuşmayacağım bugün. Tebrikler. Sağ olun arkadaşlar. Aşkımıza şahit olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Vay be. İnanamıyorum gerçekten. Ay, ne ara oldu? Bir de üstlerine gitme diyordun. Baksana. Söyleyeyim mi? Ben zaten bu iki masanın arasındaki etkileşimi hep anlamıştım. Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim. Sen de Tuna yokmuşsun. Çok tebrikler. Sana tebrikler. Tamam. Sarılmadan da mutluluğu paylaşabiliriz. Canımın içi bir şey konuşabilir miyiz şu? Canımın içi konuşamaz mıyız ya? Biz seninle sevgiliyiz. Tabii ki konuşuruz. Eyvallah. Sevgili ne ya? Sevgili ne? Michael manyak mısın ya? Yılın çifti olduk, önümüzdeki ay kapağı taşıyacaklar. Tutun şunu. Ah. Ben nasıl sevgili olayım? Ah. Ben becerebilir miyim? Niye öyle diyorsun? Ne yapsaydın? Bıraksaydın, bir video aksamıydı. Başka bir şey bul, yukarı baktır, trolle insanları. Bir planın mı yani? Bu muydu planın? Kusura bakma. Aklıma daha kötüsü gelmedi oysa. Geliyorduk. Ay gerçekten çok romantik. İlk kavganız mı bu? Bana bak. Arkadaşımı üzme sakın. Sonra bozuşuruz ona göre. Aşık. Canım benim, tebrik ederim. Çok sevindim. Umarım siz de bizim gibi çok mutlu olursunuz. Amin. Değil mi hayatım? Evet. Medeni Bey, tebrik yok mu? Hayatım? Var. Tebrik ederim. Ne tatlı. Hah, genç çiftimiz de buradaymış. Hadi bakalım, bu gecenin ilk dansı sizin. Doğru piste süvüple. Bir şeyim yok yani. Hadi ama. Utanıyor musunuz yoksa? Utanmayın canım. Aşk cesaret ister. Aşk dans ister. Hadi hadi çabuk. Hadi sen de üstünü çıkar. Herkes sizi bekliyor. Evet, çifte kumrular piste geliyor. Alkış.
Ya bırak elimi Deniz, konuşmamız lazım diyorum, kesme beni. Tamam, iyi misin? İyi değilim Deniz, iyi değilim. Bak. Bundan sonra sır yok. Yalan yok. Ben senden hiçbir şey saklamayacağım. Biz... Geçen gece... Deniz Hanım, bu dansı bana lütfeder misiniz? Bir şey konuşuyoruz, bir saniye. O zaman re. Dans edelim mi? Söyleyecektiniz değil mi? İtiraf edecektiniz. Evet. Söylemeyin. Lütfen, hiç gerek yok. Zaten kimse görmedi ki. Görmedi işte, kimse bilmiyor. Orada kalsın. Kalsın. Neden? Deniz için mi soruyorsun? Kendin için mi? Ya da onu kaybetmekten mi korkuyorsun? Siz neden soruyorsunuz bunu? Ne için? Kendim için. Sen beni boş ver, soruma cevap ver. Kendim için. Peki bir şey soracağım. Sen mi ilk açıldın yoksa Deniz mi? Kız gıybeti style'la. Olur. Motora atladım. Çizimin altına gittim. Aşağı çağırdım, geldi. İçimde ne var ne yoksa döktüm. Oldu. Vay, inanılmaz gerçekten. Çünkü kulübedeyken o kadar umutlu görünmüyordum, biliyor musun? Birdenbire ne oldu da cesaret buldun? İnternetten sipariş veriyorsun. 3 saate kapında. Kimseye söyleme. Ormandan sonra bir şeyler olduğu kesin ama ben ne kaçırdım acaba? Sen genel olarak hayatı kaçırıyorsun. Orada da kaçırdın, burada da kaçırıyorsun. Biraz uyum sağlaman gerekiyor. Ne olur bir daha hatırlamayalım, unutulup gitsin. Ya biz öyle konuşmadık mı zaten? Benzinlikte öyle söylemediniz mi? Siz de unutmak istiyorsunuz. Unutalım. Gider, dertler biter. Bitti mi? Böyle olunca bitiyor mu? Ne olacak? Bence bitmedi yani. O hard disk gitti, bu gidiyor mu? Duruyor. Ne yapacağız? Gerçekten şu anda ne yapacağız? Nasıl bir oyun bu? Ya oyun var, içinde bir tane daha oyun var. Yani bir karışık bir şey yani. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda. Ben biliyorum. Yiğit senden oldu kesecek. İrem şüphelenmekten vazgeçecek. Ve sen kendini onlar için feda etmiş olacaksın ki bence içten içe aslında istediğin şey bu. Ha bu arada onlar evlenirken muhtemelen biz ayrılacak. Hatta sen benden ayrılacaksın. Ben birkaç ay sürüneceğim falan herhalde. Öyle olabilir herhalde. Anladım. Allah çok iyi anladım. Anlamıyorum. Anlamadım yani. Nasıl bir süreç bu? Nasıl bir karmaşıklık? Çözemedim, çözemiyorum. Ne yapacağız? Oynayacağız mı sürekli? Kendimiz gibi olmayacağız, başkası gibi mi olacağız? Tiyatro mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben bu işin içinden çıkamıyorum şu anda. Sen de haklısın tabii. Yani hoşlanmadığın birinden hoşlanmış gibi davranıyorsun. Zor, normal. Ya ben saçmalarım, saçmalarım. Yapamam, korkuyorum. Benim yapabileceğim bir şey değil bu. Ben hoşlanmak nedir bilmiyorum ki. Biliyorsun.
bir şey söyleyeceğim. Onu kastetmediğimi biliyorsun. Yapma, böyle yapma. Özür dilerim, üzgünüm ama yapma. Artık kimse üzülmeyecek Michael. Artık üzülmek yok. Ben neden üzülüyorum? Hayır, ben niye üzülüyorum o zaman? Anlamıyor musun Michael? Bu hikayede sadece ben üzüleceğim. Özür dilerim, gerçekten. Üzüleceğin için özür dilerim. Özür diliyorum şu anda. Yapacak hiçbir şeyim yok. Özür dilerim. Ben domuzum. Ben bencil bir domuzum o zaman. Kabul ediyorum yani. Özür dilerim. Evet. Domuzsun. Ama bencil değilsin. Hatta zaman zaman tatlı bir domuz oldum bile söylenebilir. O zaman. Gerçekten. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Dev sıkıştırdı ya. Köşeye sıkıştım yani. Parkeleri açıp içine girmek istedim ama yapamadım yani. İkna olmadım acaba ya? Ya bilmiyorum, kaşımı gözümü oynatamadım ya. Bütün yüzümü inceledi yani, bir şey arıyor. Anlıyor musun? Bir şey arıyor. Ben de böyle kütük gibi konuştum, botokslu gibi. Hiç tepkisiz yani, daha mı çok ele verdim kendimi? Vallahi baloda dans ederken beni de sıkıştırdı ama yani. Tuna her şeyi döküldü dedi, var ya böyle ense kökümden küçük parmağımın ucuna kadar terledim, biliyor musun? Ya ne diyorsun abi? Yemlemiş ki seni. Yemlemiş, niye düşüyorsun? Oturur musun? Bağır mı, otur. Ne demek niye düşüyorsun? Sen ne yapmışsın? Deniz bana aşkını itiraf etti, geldi söyledi demişsin. Bana açıldı demişsin. Michael, seni paniğe sevk etmek istemiyorum şu anda fakat... ben bu söylediklerinin tam tersini söyledim. Ne? Ya ne diyorsun? Allah aşkına ne diyorsun? Yapma ya. Ben de... Otur musun? Otur. Şu an sanırım başımız belada. Evet belada. Eğer İrem'i inandıramazsak sistem çöker. Bakayım. Düşünmem lazım, durdurmayalım. İrem'le Yiğit'i yemeğe alacağız. Yani çift çift. Ya, sevgili gibi görmek için. Şu andan itibaren ideal çiftiz. Başka bir çifti ağırlayacağız. O güzel güzel, ama düzeyli falan. Bir şey soracağım. Şimdi biz sevgili gibi... yani aslında sevgili oluruz. Öpüşmek zorunda kalırsak. Oraya gelmeden çözeriz Michael ya. Beni öyle öpüşmek zorunda falan kalmazsın ben de. Bir şey olmaz. Ya oraya takıldığım için değil. Önemi yok yavru kurtçuğum. Sıkıntı yok. Neden biliyor musun? Aslında... benim hiç sevgilim olmadı. O yüzden bilmiyorum sevgili nasıl olunur. Tamam. İmkansız bir şey değil. Kural bir. Her türlü boşlukta aşkım diyeceksin, ben de sana aşkım diyeceğim. Aşkım mı? Gel aşkım. Kural iki. Birbirimizin söylediklerine itaat edeceğiz. Yani bu durumda benim söylediklerimi daha çok yapacak. Çünkü sen daha söyleyecek şeyde tecrübede değilsin söylediğine göre. Sekizinci kural. Ne olursa olsun sosyal medyada paylaştığım her şeyi likeleyeceksin. Senin kötü kötü caps'lerini mi likelayacağım ya hepsini? Neden? Evet efendim, likelayacaksın çünkü bu herif sahipli diyecekler. Anladın mı? Bu herifin sahibi var. Dolayısıyla dokunmayacaklar ve sen ortada kalmayacaksın. Bütün bunların sevgiyle ne alakası var? Çok sıkıcı. Başka kural kaldı mı? Ben de biliyorum. İki tane daha var. Dokuzuncu kural. İnsanlar bizi görürken her şartta ne olursa olsun sarmaştırmış olmamız lazım. Ya ben yok. Biraz fazla. Sıkılırım. Yapamam, beceremem yani. Günaydın. Dergimizin aşık flamingoları. Günaydın. Ay hemen de böyle uyumlar bir şeyler. Ama niye böyle ayrı duruyorsunuz siz? Benden mi çekiniyorsunuz yoksa? Bak alınırım. Günaydın. Deniz, çocuk sana sarılmaya çalışıyorsan böyle put gibi duruyorsun. Baksana boynu bükük kaldı çocuğun. Hazırım çünkü. Sevmeye ve sevilmeye hazırım.
hazırım. Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Seviyorum. Aşk, aşk lofum diyorum ona ve gönlünü alırım ben onun. Layıkıyla seviyorum. Her yerden like'larım. Facebook'tan falan, oradan buradan. Evet işte, bol bol like'larım ya. Like. Like'la. İnanmıyorum dediniz. Ne kadar duygusuzsun. İlkokul çocuğu musunuz siz? Böyle sevgililik mi olur? Hı? Hı? Ha? Aşk oldu. Like'larım tabii. Like kalp çıkıyor. Like'lıyorum. Tamam, tamam. Ben sizi anladım. Siz çekiniyorsunuz. Ama merak etmeyin. Ben size bunu aşmanız için çoktan bir organizasyon düşündüm. Evet arkadaşlar, hepimizin beklediği an geldi. Son günlerin en flash shift'i şu anda şirkete giriş yapıyor. Karşınızdalar. Alkış. Bir dakika, bir dakika. Bekleyin. Çok önemli bir şey var. Hepinizin bildiği bir geleneğimiz. Genç çiftlerimizin ilk günlerini dergide kutluyoruz, öyle değil mi? Arkadaşlar, bunun tadını çıkaralım. Mahir. Yolumuz yol değil. Biliyorum ama elimizdeki tek yol bu. O yüzden şu anda patlamamız lazım. Daha beter izliyorsan gülümse. Plan patlar. Zamanında Kristof Kolomb'la da deli dediler. Bana güven. Gülümse. Hayır. Evet arkadaşlar, bu güzel ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Biz artık işler, güçler malum niye geldik? Bir şey diyeceğim. Zorlanıyorum ya. Sıkıntılı. Evet. Palton alayım mı? Çekin bunu, çekin. Dur. Aşk montu. Sana öpücük gönderdim ben. Yok almayayım, sağ ol ya. Aa, olmaz, hakkın geçer. Yok yok, sevdiğim bir şey değil zaten. Hijyenik değil zaten öyle. Falan sevmiyorum. Yapıştır be aşkım bir tane. Bir şey olmaz. Gerek yok, vallahi yorma kendini. Şşş, ilk aşk öpücüğü şans getirir. Ah, sağ ol. Tek devam et. Ay, evet. Tamam aşkım, gel hadi, sen istiyorsan otur artık yerine. Canım ben sen oturmadan oturamam ki. Olur mu öyle şey önce? Çekil, evet. Hanım. Ayaklarım. Pardon. Hanımlar önden oturur ya, hadi. Son poz. Harbiden 15 dakika sürüyormuş. Ha bitti. Ya kusura bakma ya. Ya kırmızı halı çarptı beni bir an. Ünlü çiftler gibi böyle şan şöhret. Okumuştum bir yerde, varmış öyle bir etkisi. Ayıptır ya. Ya bu Gazi'nin sesi mi ya? Allah, Gazi'nin sesi herhalde. Taht. Taç. Beni çağırıyor. Duyuyorum. Kaderime hükmetmeye geliyorum. Artık zamanı geldi. Benim olanı alma vakti. Ne kan, ne gözyaşı, ne de karanlık. Hiçbiri korkutmuyor beni. Tam olarak olmam gereken yerdeyim. Buradayım. Ve soyluluk hakkımı almaya geldim.
oğlum Gazi. Anam. Yani eski anam, yeni annem. Ben Asena Hanım'ın oğluyum arkadaşlar. Yani aslında bunu dün söyleyecektim ama muhteşem çiftimizin ilişkisine gölge düşürmek istemedim. Şu spotu kapatın, ışıklar. Evet, bundan sonra derginin yönetiminde Gazi de olacak. Yiğit'le beraber bu sorumluluğu paylaşacak ve dergiyi birlikte yönetecekler. Senin için tabii ki sorun yoktur, değil mi Yiğit'ciğim? Konuşuruz Asena Hanım. Oğlum Sorbon Business mezunu ve üzerine sanat master'ı yaptı. O durumda bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bizim çayları kim getirecek? Sorbon'un çaycı olur mu? Olmaz yani. Aa, pardon, ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Gazi Bey eğer mutfakta değilse yerine birini alsak bile biz o yeni kişinin temizliğinden nasıl emin olalım? Çok affedersiniz ama Gazi Bey tezgahı falan çamaşır suyuyla hep ovuyordu her sabah. Cemo Bey doğru söylüyor çünkü ben de gözlerimle gördüm, şahidim. Gazi, Gazi Bey, soylu insan. Bir şey söylemek istiyorum. Yani sen çaycı olarak güzeldin be. Sen kahramandın hani. Sana çaycılık yakışır. Yönetici olma ne olur, daha soylusun. Gazi, bir şey söyleyeceğim de alınma. Ulan daha çayı tutturamıyorsun. Ne yöneteceğim, manyak mısın? Sabah getirdim yani, olacak iş. Ekipteki birini işten çıkaracağınızı söyleyebilirsiniz. Niye böyle bir şey yapayım ki? İnsanlar sizden korkarlarsa saygıda duyarlar. Arkadaşlar, ben bu arada bir şeyi söylemeyi unuttum. Kendi kendime bir karar aldım. İçinizden birini bu hafta işten çıkaracağım. Yani şöyle düşündüm. Tahminimce siz de bana katılırsınız. Bütün hafta boyunca sizi gözlemleyeceğim. Kimin performansı düşükse o arkadaşı bulacağım. Sonra onu işten çıkaracağım. Yani ben sizin yerinizde olsam hemen işimin başına geçerdim. Görevimizin başındayız Gazi Bey. Peki Gazi Bey. Çay mı demleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne performansı? Ben çay demleyeyim o zaman. Performansım görülsün. Yeni göreviniz hayırlı olsun. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.